Atatürk İnkılapları ikinci soru çözüm videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Şer'i kurallara göre yönetilen ümmet devletinden anayasaya dayalı hukuk devletine geçişin en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Hiyanet-i Vataniye Kanunu, Takrir-i Sükun Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Marif Teşkilatı Kanunu. Arkadaşlar cevabımız Türk Medeni Kanunu olacaktı. Diğer bir soruya bakalım. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki devrimlerin hangisi toplumsal yaşayışın düzenlenmesinden çok Avrupa ile olan ticaret ilişkilerinin kolaylaşması amacıyla gerçekleştirilmiştir? Soyadı kanunun kabul edilmesi, tekke ve zaviye türbelerinin kapatılması, hafta tatilinin cumadan pazara alınması, kabotaj kanunun kabulü, kılık, kıyafet ve şapka kanunun yapılması. Arkadaşlar Avrupa ile olan ticari ilişkilerin kolaylaşması için hafta tatilinin cumadan pazara alınması amaçlanmıştır. Cevabımız Ceyhan. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şeriat mahkemelerinin kapatılması, Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, anayasadan devletin dini İslam'dır ifadesinin çıkarılması. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak şeriat mahkemelerinin kapatılması olacak. Daha sonra Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması, daha sonra Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, en sonunda da anayasadan devletin dini İslam'dır madde ifadesinin çıkarılması olacak. Yani cevabımız Bursa seçeneği. Osmanlı Devleti'nde dine dayalı yönetim anlayışı sonucunda azınlıklar da kendilerine ait hukuk sistemi oluşturmuşlar. Bu durum ülkede hukuk alanında karışıklık yaşanmasına neden olmuştur. Yeni Türk Devleti bu karışıklığa son vermek ve hukukta birlik sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü, bu eğitimde birliği, tekke ve zabiye türbelerin kapatılması, bu dini duyguların sömürülmesini engellemek amacıyla arkadaşlar. Medeni Kanunu'nun kabulü, evet arkadaşlar hukukta birlik, Marif Teşkilatı, Kabotaj Kanunu, Denizle ilgili arkadaşlar cevabımız Ceyhan. 18 Mayıs 1933'te yayınlanan genelge ile ilköğretim okullarında okutulmaya başlayan Öğrenci Andı'nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Ziya Gökalp, Falih Rıfkı Atay, Ömer Seyfettin, Doktor Reşit Galip, Halide Edip adı var. Cevabımız Doktor Reşit Galip'tir arkadaşlar. Atatürk'ün sözüne bakalım. Atatürk'ün ölüden medet ummak medeni bir cemiyet için kara bir lekedir. Efendiler, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. Sözünden kısa bir süre sonra gerçekleştirdiği inkılap hangisidir? Soyadı Kanunu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, medreselerin kapatılması, şapka kanunu, tekke ve zaviyelerin kapatılması. Cevabımız Edirne arkadaşlar, tekke ve zaviyelerin kapatılması olacak. TBMM'ye sunduğu önergeyle Ankara'nın başkent ilan edilmesinde etkin rol oynayan devlet adamı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, İsmet İnönü, Refet Bele. Arkadaşlar Ankara'nın başkent ilan edilmesinde etkin rol oynayan devlet adamı İsmet İnönü'dür diyoruz. 1934 yılında çıkarılan soyadı kanunu gereğince Mustafa Kemal'e Atatürk soy ismini öneren dönemin Konya milletvekili kimdir? Refik Koraltan, Naim Hazım Ülkü Onat, Tevfik Fikret Sılay, Ali Fuat Cebesoy, Osman Şevki Uludağ. Cevabımız Naim Hazım Ülkü Onat olacak arkadaşlar. 1921 Anayasası'nda yapılan ilk değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? Devletin dini İslam'dır ibaresinin kaldırılması, Ankara'nın başkenti ilan edilmesi, devletin rejimi cumhuriyettir maddesinin getirilmesi, şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, Türk bayrağının özellikleriyle birlikte belirtilmesi. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramı'nın hangi yıldan itibaren resmi olarak kutlanmasına karar verilmiştir? 1929, 1925, 1921, 1923, 1933. Arkadaşlar cevabımız 1925 yılından itibaren resmi olarak kutlanmıştır Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet döneminde yapılan hangi düzenleme ile ordu siyasetin dışında tutulmuştur? Evkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması, milletvekili yemininin değiştirilmesi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması,
İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. Cevabımız Erkan Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması olacak. Cumhuriyet döneminde yürürlüğe giren ilk kağıt para hangi ülkede basılmıştır? Fransa, İtalya, Afganistan, İngiltere, Sovyet, Rusya. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde yürürlüğe giren ilk kağıt para İngiltere'de basılmıştır diyoruz. Atatürk döneminde halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde müfredatların yenilenmesi ile okul açılmasının Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle bağlanması hangi kanunla belirlenmiştir? Medeni Kanun, Tevhidi Tedrisat Kanunu, Takrir-i Sükun Kanunu, Maarif Teşkilatı Kanunu, Ceza Kanunu. Cevabımız Denizli arkadaşlar Maarif Teşkilatı Kanunu olacak. Aşağıdaki verilenlerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur? Türk Kuşu, Türk Hava Kurumu, Uçak Motor Fabrikası. Cevabımız Türk Kuşu ile Türk Hava Kurumu olacak arkadaşlar. Uçak Motor Fabrikası Atatürk döneminde kurulmamıştır. Şeyh Said İsyanı ile Kubilay olayının ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Aynı bölgelerde ortaya çıkması, İngiltere tarafından desteklenmesi, rejimi değiştirmeye yönelik olması, isyancıların amaçlarına ulaşmaları, çok partili hayata geçiş çalışmalarını hızlandırması. Arkadaşlar, cevabımız rejimi değiştirmeye yönelik olması. Şeyh Said İsyanı, birinci rejimi değiştirmeye yönelik çıkan isyan, Kubilay olayı ise ikinci olarak rejimi değiştirmeye yönelik çıkan isyandır diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kağıt para üzerindeki resimleri hangi yıllar arası kaldırılmıştır? 1935-1955, 1938-1951, 1939-1949, 1940-50, 1937-48. Cevabımız 1938-1951 olacak arkadaşlar. Atatürk döneminde tarımsal üretimi arttırmak için çalışmalarından hangileri yapılmıştır? Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması, haşar vergisinin kaldırılması, tohum ıslah istasyonlarının kurulması. Cevabımız Edirne arkadaşlar. 1, 2 ve 3 olacak. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nda ilahiyat fakültelerinin ve İmam Hatip ve din hizmeti görecek memurların yetiştirilmesi için ayrıca okulların açılacağının belirtilmesi hangi eğitim kurumlarının kapatılmasına neden olmuştur? Tekke, zaviye, medrese, Enderun İdadi. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Medreselerin kapatılmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 yılında TBMM tarafından kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu maddelerinden biri değildir? Türkiye'deki tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Evet. Şeriye ve Efkaf Vekaleti, özel vakıflar tarafından yönetilen bütün medreseler, okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilir. Milli Eğitim Bakanlığı yüksek din uzmanları yetiştirmek üzere üniversite içinde bir ilahiyat fakültesi kurar. Yabancı ve azınlık okulları hangi devlet tarafından açılmışsa o devletin esaslarına göre eğitim yapar. Hayır arkadaşlar. İlk öğretim parasız ve yatılı olur. Cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün manevi evlatlarından biri değildir? Ülkü Adatepe, Abdurrahim Tunçak, Sabiha Gökçen, Afet İnan, Salih Bozok. Cevabımız Salih Bozok olacaktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.